Sevgili dostlar merhaba. Harvard Business Review Türkiye işbirliğiyle yepyeni bir video serisi başlatıyoruz. Yetenek ve Kültür. Yetenek ve Kültür video serimizde insan kaynakları yöneticilerini ağırlayacağız ve çok farklı konulara özellikle son zamanda damga vurmuş olan konulara birlikte değineceğiz. Bugün çok sevgili dostum Ebru Özgen aramızda. Ebru Coca-Cola İçecek Grup insan Kaynakları Direktörü. Çok vakit kaybetmeden de hemen başlayalım istiyorum. Çok sorum var çünkü. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Ebru. Teşekkür ederim davetin için. Biz teşekkür ederiz. Aslında biraz şeyle başlamak istiyorum. Son iki yılın muhasebesiyle başlamak istiyorum. Pandemi öncesi ve şu andaki mevcut durumu karşılaştırdığımızda... ...sence öne çıkan unsurlar neler? Bir önce onu duymak isterim. Sonrasında da aslında siz Coca-Cola İçecek Grubu olarak... Burada ne gibi zorluklarla karşılaştınız, ne gibi e, fırsatlar yarattınız, onları duymak isterim. Teşekkür ederim. E, pandemi zor bir dönemdi, hepimiz için, e, bütün dünya için zordu. Her şeyin değiştiği, ekonomiden siyasete, eğitimden tüketime, bütün her şeyin değiştiği bir dönemdi. E, bir tek çalışanlar, şirketler değil, toplumlar, e, aileler, bireysel olarak hepimizin için e, çok zor bir dönemdi. Ee, tamamen yeni alışkanlıkların başladığı, yeni ihtiyaçların ortaya çıktığı bir dönemdi. Ee, i̇lk başta, pandemi ilk başladığında e, hepimiz hem evlerimizde hem işlerimizde e, önce güvenlik algısıyla bir şey yaptık. Alert olduk diyeyim. E, hepimiz öncelikle e, günümüzü, birbirimizi nasıl koruyacağız, sağlığımızı nasıl koruyacağız, işimizi, hayatımızı nasıl devam ettireceğiz buna e, odaklandık. O kriz e, yönetimini e, iyi yapan şirketler ve iyi yapan ülkeler çok daha moralli başladılar bu uzun soluklu e, yarışmaya diyeyim. E, bütün bu süreçte gördüğüm kendi adıma insanın adaptasyon gücü e, çok ortaya çıktı. Diğer Doğru. taraftan da e, teknolojinin ne kadar dönüştüğü, ne kadar e, gündelik hayatımıza, her anımıza e, girdiği e, görüldü. Bütün e, bu zor ortamlarda aslında teknolojik bazlı ama yalın süreçlerin önemi ortaya çıktı. Hem e, insan hayatında hem kurumların e, işleyişinde. E, bütün bunların e, içinde neler önemliydi dersen? E, bizler coca içecek olarak özellikle coğrafyalarımız sebebiyle kriz yönetmeye, kriz... ...yaşamaya alışkın bir şirketiz. Kriz kaslarımız çok gerçi, kuvvetli. Kaç ülke kapsamınız var? 11 ülkemiz var. Türkiye, Orta Doğu, Pakistan ve Orta Asya'da 11 ülkede operasyonlarımızı devam ettiriyoruz. Hepsinin birbirinden farklı, ekonomik bazen, politik, siyasi krizleri olabiliyor. Fakat burada ortak olan aynı anda bütün ülkeler, bütün dünya tek seferde ve bir bilinmez döneme girdi. Yani pandemi dünyada hep olmuş ama bizler ona en azından şahit olmamıştık. Bütün bu şeyde gördüğümüz, evet teknoloji dönüşümü çok önemliydi ama teknoloji bazlı yalın süreçlerin dizayn edilmesi çok önemliydi. Bütün bunları yapacak yetkinliklerin ne olduğunu bir hızlıca gözden geçirdiğimiz bir dönem oldu. Şirketler açısından yeni yetkinlikler, yeni kabiliyetler, e, tanımlamak, bunları geliştirmek, içeride bulunanını arayıp, bulup, ölçüp daha da geliştirmek e, gibi şeylerle e, uğraştık. E, o yetkinlikler geçtiğimiz dönemlerden, diyelim ki bir beş sene öncekinden farklı mıydı? Bazıları farklıydı, bazıları da o yetkinliklerin yeni versiyonuydu. Örneğin çeviklik ve esneklik zaten iş hayatında bir dönemdir konuşulan doğru, doğru. şeylerdi, yepyeni değil. Fakat bunların versiyon ikisi, üçü hızı e, çok arttı. E, diğer taraftan e, dayanıklılık, bazen yılmazlık diye hmm. tercih, tercüme edilen o resilience'ın e, çok uzun süreli e, devam eden bir krizin devamında ihtiyacımız olan bir yetkinlik olduğunu gördük. Aynı zamanda da merak hem kişisel bazda hem kurumsal bazda. Evet. O merak, öğrenme, öğrendiğini çevik bir şekilde uygulayabilme. Dayanıklılık, çeviklik, bütün bunlar yeni yetkinliklerdi. Tabii bütün bunları hem çalışanlar bazında hem liderlerimiz bazında hem belirlemeye hem de geliştirmeye odaklandığımız zor bir dönemdi pandemi. Evet, evet. Yani şöyle aslında ben hep şuna benzetiyorum, hani siyah kuğu dönemi. Hakikaten evet, hani böyle evet. çok nadir, hiçbirimizin hayatında olmamış, görmediğimiz bir süreç yaşadık. Hem yani işte profesyonel hayatlarımız... Hani düşünsene iki sene önce nasıl bir çalışma hayatımız vardı, şimdi nasıl bir çalışma hayatımız var? Hı hı. Aynen dediğin gibi hani birazcık yetkinliklere de geleceğim birazdan ama... yetkinlik setlerinde de çok ciddi değişimler var. Yani şunda herhalde hem hemfikiriz. Bizi... bugüne kadar getiren yetkinlikler... bizi birkaç sene sonrasına çıkartmayacak, kesinlikle, yeterli olmayacak. Bu kesinlikle. her seviye için geçerli. Dolayısıyla ben e, şeyle devam etmek istiyorum sohbetimize. E, yetkinlikler anlamında kurumda biraz bahsettin hani belli başlı yetkinlikler ama neler yapıyorsunuz? Özellikle e, liderlik seviyesindeki ekipler için neler yapıyorsunuz? Ya da kuruma yeni aldığınız hani MT olarak hı hı. E, adresleyebileceğimiz genç arkadaşlarımızda ne gibi yetkinlikleri e, devreye aldınız? Onu e, anlatabilirsen sevinirim. Tabii ki. E, ee, dediğin gibi çok hızlı değişti bir takım şeyler. Normalde e, biz halka açık çok uluslu bir şirketiz. Ee, i̇lk başta Türkiye operasyonuyla başladığımız bundan yaklaşık 50-55 sene önce. E, dolayısıyla e, aslında belli bir geçmişimiz, iş nasıl yapılır bu coğrafyada iş nasıl yapılır, tüketicimizi tanıyoruz, müşterimizi tanıyoruz. Emin adımlarla çok e, stratejik, Framework'ümüzün belli olduğu, müşterimize, tüketicimize, çalışanımıza, toplumumuza değer katmak e, amacıyla oluşturulmuş bir stratejinin e, takip edildiği, gerekli zamanlarda bunun e, update edilerek devam edildiği bir şirket yönetişim şeklimiz vardı. Fakat hmm. e, yetkinlikler dedin, bizi buraya getiren gerçekten buradan sonrasına e, yeterli olmayacak gibi görünüyordu. Evet. Bütün dünyanın da yaptığı e, gibi işte araştırmaların da bize gösterdiği gibi... ...geleceğe uygun yetkinlikler nedir bizim sektörümüz, şirketimiz, coğrafyamız için? Öncelikle onları tanımladık. Yani bir e, CCI'ın yetkinlik haritasını bir gözden geçirdik. Bütün bunun farklı e, fonksiyonlar ve seviyeler için... ...farklı seviyelerdeki liderler için, çalışanlar için ne demek olduğuna baktık. Çünkü eninde sonunda... O ana amacımız, değer yaratmak olan amacımız değişmiyor. Ama bu amacı sürdürülebilir kılmak için de hı hı. E, gerekli bütün şeylerin, e, yetkinliklerin gözden geçirilmesi lazımdı. Bunları belirledikten sonra aslında iki ana e, başlıkta olduğunu gördük bu yetkinliklerin. Bir kısmı dijital yetkinlikler, hı hı. şirket ve kurum olarak. Bir kısmı da sosyal yetkinlikler. E, bütün bunları tanımladıktan sonra içeride e, özellikle e, yol haritalarıyla, ölçümle, demin bahsettiğim gibi işte çeviklik, e, hız, resilience bunlar ne kadar önemli, e, nereler için lazım bunları tanımladık. Daha sonra e, sosyal yetkinlikler dediğimde de biraz daha empati... Çalışanla iletişim kurma artık çok daha farklı bir çok. boyutta. Tamamen fijital. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Çok daha e, eskiye göre hem e, derinliği hem frekansı çok daha farklı. E, çalışanla liderin ilişkisi de artık çok farklı. Gerçekten bir takım olunduğu, aile olunduğu, herkesin Doğru. birbirini sadece işini değil e, evini, çoluğunu, çocuğunu merak ettiği... E, gerçekten de merak ettiği ve ona belli bir alan vermeye çalıştığı dönemlerden geçtik. E, dediğim gibi yetkinlik modellerimizi gözden geçirdik. Hem liderlerimizde hem çalışanlarımızda neye daha fazla ihtiyaç var onlara baktık. Çeşitli programlar e, tasarladık onlardan bahsedebilirim ya da o kadar cevap vereyim sonra ondan sonra şu, devam edelim. Devam ederiz muhakkak sohbette. Şey de lider değindiğin için liderlik de benim şu dönemde eminim hepimizin ve insan kaynakları dünyasının liderlerinin gündeminde olan bir numaralı konu. Çünkü biraz önce söylediğim gibi o bizi buraya getiren yetkinlikler birkaç sene sonra artık hakikaten yeterli olmayacak. Aynı şekilde bunun bir iz düşümü de geçmişte çok... Popüler olan liderlik yaklaşımları ya da liderlik yetkinliklerinin değişmekte olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bence asıl soru iyi bir lider ne demek şimdi bu dünyada ne demek onun cevabını bulmamız gerekiyor. Ee, bu alanda bir şey yaptınız mı? Onu evet. duymak isterim. Ee, liderlik insan kaynaklarının hep peşinde olduğu konulardan evet. bir tanesi. Evet. Şimdi insan kaynakları deyince aslında bizler de çok e, değiştik. ...çok kısaca işte baktığımızda biz neredeyiz, İK'nın hani hep denir ya masadaki yeri nedir... ...şeyinde, 70'lerde falan böyle bürokratik bir işti insan kaynakları yapmak. 90'larda biraz daha danışman rolüne evrildi. İşte globalleşmeyle, e ticaretle, farklı global trendlerle. Ama pandemiyle beraber... ...artık danışmanlık da yetmedi. Gerçekten bir stratejik lider olarak... ...adımları planlarken, şirketin kaynakları, yönü, stratejisi ne olacak diye planlarken... E, ...artık bir finansçı kadar belki daha fazla, İK'cının da e, Çok doğru. bütün karar mekanizmalarının içinde olması gerekiyor. Şirketin işini, detayını e, herhangi bir ana fonksiyon lideri kadar iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü artık kıt kaynak para, pul, bilgi, teknoloji değil. Kıt kaynak tamamen... E, yetenek, Doğru. inanılmaz bir yetenek e, savaşları var. Bu yeteneği de elde tutan aslında lider. E, bütün şirketlerde benzer şeyleri söylüyorlar. E, çıkış mülakatlarından gördüğümüz insanlar aslında şirketlerini değil öncelikle liderlerini terk ediyorlar. Önce oradaki ilişkide bir problem olduğunda, dolayısıyla liderlik temelde aynı olmakla beraber amacı. E, çok gelişip dönüşen bir kurum. Ve liderlik sadece belli bir pozisyona geldiğinde insana yeni bir iş tanımı olarak eklenen bir şey de değil. Yani liderlik bir hep kola içecek bunu tekrar ederiz. Liderlik bir seçim. İnsan önce kendinin lideri olmayı seçmeli kendini geliştirmeyi kendi işte zaman yönetimini iyi yapmayı, Ondan sonra başkalarını ilidak etmek gerekiyor. İş basamaklarında ya da kariyerde ilerledikçe de o zaman işi yönetmek insanı yönetmek zaten onunla beraber geliyor. Ama e, sürdürülebilir liderlikte bunu gerçekten insanın istemesi içselleştirmesi önce e, o seçimi yapması gerekiyor. E, bütün bunları biz nasıl e, destekliyoruz? Günümüz liderinde, ...daha fazla olması gereken şeyler nedir'i bir gözden geçirdiğimizde... ...bir kere kapsayıcılık gerçekten çok şey oluyor. Evet. Eskiden teknik lider, daha önce çalışanlarının işini yapmış olan lider... ...onun nasıl yapılacağını da biliyordu. Ve bir mentörlükle olayı götürebiliyordu. Ama artık hepimiz öyle işler yönetiyoruz ki daha önce yapmadık. Tabii, tabii. Öyle değil mi? Fikrimiz yok. Yepyeni. Dolayısıyla orada önemli olan ne? İyi dinlemeyi bilmek doğru o noktaları birleştirebilmek doğru soruları e, sormak doğru soruları sormak iyi bir koç olmak hı hı. bütün fikirleri e, o problemi çözümüne dahil etmek kapsayıcı olmak e, Dolayısıyla liderliğin bu sağ kanadının biraz daha e, güçlenmesi e, gereken bir yerdeyiz Dolayısıyla biz de farklı düşüncelere açık e, önce kendini lideri olabilmiş esnek Çevik, özellikle dayanıklı ve Hı -hı. empatisi kuvvetli e, liderler yetiştirmeye e, çalışıyoruz. Hmm. Şeyi de sormak istiyorum, bu e, kapsayıcılığın ötesinde e, şey de çok bahsediliyor. İşte dönüştürücü lider olmak, hani evet. inovasyona evet, evet. e, önem veren evet. ya da inovatif kasları güçlü olan, e, hizmet eden lider işte T liderler Hı -hı. E, bütün bunları herhalde değerlendiriyorsunuz planlamalarınız diye düşünüyorum evet e, çok doğru yani tarifin Hı -hı. çok doğru artık tek bir çeşit lider yok e, CCI'nin de bir liderlik modeli vardır zaman içinde böyle gelişerek giden CCI lideri e, nasıl davranır nasıl bir e, Hı -hı. rol model olur neler yapar bunları e, impact ...davranışları diye, böyle her birinin bir akrostişi... impact'ten, and influence, motivate and inspire diye... ...yani bir liderin gerçekten etkili, motive edici... E, ...ve bağ ekibi kuran. peşinden e, sürükleyebilecek kadar bağ kuran... ...onların amacıyla şirket amacını doğru birleştiren lider olması lazım. Ama bunun yanında e, başkalarını takdir eden... Ee, gideceği yolda müşteriyle o iç müşteri olur, dış olur bütün stakeholderlar olur e, doğru bağlar kurabilen e, ileriyi gören bir lider olmak. Özellikle şu anda görüyoruz bunun ödemini, önemini. İleriyi gören, yarını düşünebilen stratejiyi doğru kuran ve bugünden yarına da hep çıtayı biraz daha yukarıya doğru e, koyan bir hı hı. lider e, bugün bizim e, koyduğumuz hedef bu impact liderlerini e, gerektiğinde dışarıdan almayı gerektiğinde içimizden yetiştirmeyi önceliklendirdiğimiz bir konu lider çok önemli evet yani bence daha e, bayağı uzun yıllar hani şu yeni dünya düzeninde e, iyi bir lider ya da doğru liderin tanımını aramaya devam edeceğiz gibi e, gözüküyor bir e, yine bununla ilintili bir başka konu da biraz önce sen de e, referans verdin. Ee, öğren, öğrenen, merak eden. Ee, aslında yine bu dönemde çok fazla şey değiştiği için adaptasyonun ötesinde hepimiz de birçok şeyi öğrenmek zorunda da kalıyoruz. Bazen unutuyoruz, tekrardan öğrenmemiz, hatırlamamız gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi dolayısıyla şeye geleceğim. Ee, çevik öğrenen bir kültür yaratmak, çevik öğrenen e, modelleri kuruma almak adına bir adım attınız mı? Evet. Ee, bence hala bu 70-20-10 öğrenim hmm. modeli geçerliğini koruyor. Sadece içerikleri değişti, bazıları çok daha derinleşti, bazıları yatayda birtakım e, tecrübeleri gerektiriyor. E, orada ana amacı iyi belirlemek lazım. Biz amacımızı CCI'da öğrenen ve ilerleyen bir organizasyon, Learning and Moving Organization hmm. şeklinde koyduk. Şimdi bu kişiyle başlamakla beraber şirketin de amacının aynı olması lazım öğrenen bir organizasyon olmak çünkü yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı herkesin e, bu konuda hem fikir olmasıyla e, başlıyor Evet o 70-20 10'da 10 modeli hala devam ediyor eğitimlerin e, içeriği değişti şekli veriliş şekli değişti artık dijital platformlardan veriyoruz dijital eğitim kataloğumuzdan çalışanlarımız e, kendilerine uygun eğitimleri kendi istedikleri zamanda ve istedikleri şekilde yapıyorlar, öğreniyorlar. Ama onun dışında klasik fonksiyonel eğitim ya da liderlik akademilerimiz devam ediyor. Farklı seviyede liderler için, farklı ihtiyaçlar için e, yapılandırılmış programlarımız var. Yani böyle belli bir üniversite e, şeyi gibi, hı hı. E, ne denir? kılımı gibi 101 dersleriyle başlayıp ondan sonra devam edebileceğiniz. Hı hı. Dolayısıyla bu öğrenmenin ve ilerlemenin birbirine bağlantılı ve sonsuz... E, ...şekillerde de ilerleyebilecek haritaları olması lazım. Yani 10 kısmını bu şekilde formatını ve içeriğini ve şeklini değiştirerek veriyorsunuz. Ama hala e, 20 çok önemli. Oradaki koçluk, rol model olmak, o e, e, ekiplerin sadece kendi yöneticisiyle değil... ...farklı projelerde çalışarak, farklı yönetim stilleriyle, farklı fonksiyonlardan tecrübeleriyle ve o peer learning bence... Çalışanın birbirinden öğrenmesi çok, çok kıymetli. Çok Onları e, sağlayacak proje bazlı çalışmalar, deminde konuşuyorduk hmm. e, çekimden önce. Evet, evet. E, bunları bir araya getirmek çok önemli. Yani şirket içi o antreprenör, e, intrapreneurship'i evet. e, sağlayacak ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama proje bitince dağılan o SWAT ekiplerin dışında da, bir arkadaşımız artık bir konuda e, liderlik kazandıysa te tecrübesini bunu aktarabilmesi için çeşitli kısa vadeli ya da uzun vadeli görevlendirmeler yapıyoruz. CCI'ın ülkeleri içinde, e, farklı ülkede Güzel. iyi bildiği şeyi gidip e, başka bir ihtiyaç olan bir yerde Hı. E, farklı sürelerde ki bu süreler 6 aydan 5 seneye kadar uzayabiliyor. Hı. Hem kariyerinde bir gelişim hem Öğrendiğini vermek, aktarmak, bu şekilde öğrenen bir organizasyon olmaya ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında kendi kurumunuzun CCI polimatlarını yetiştiriyorsunuz, yani insanları böyle hem evet. farklı görevler vererek evet. hem farklı bölgelere ülkelere göndererek Çok Aynen. değerli bu tecrübeler. Evet. Evet. Bu mobility'nin getirdiği çok fazla şey var insana. İlk başta şey yapıyor tabii, herkes şöyle bir düşünüyor, şimdi konfor alanından çıkacaksın. Ülkenden iyi bildiğin işi bile yapacak olsan Tabii. bambaşka bir yere gideceksin. Tabii. Ya da aynı ülkede kalıp farklı fonksiyonlara. O farklı fonksiyon yol haritalarını da çiziyoruz. Ben eski finansçıyım mesela. 20 sene finans yaptıktan sonra. Evet, Benimki de benzer bir e, yolculuk. Evet biliyorum onun için açtım <laughs> bu konuyu. Bunun da e, örneklerinin çoğaldığı e, bence çok anlamlı. Çünkü insan hayatı çok uzun. Hayat da çok evet. hızlı değişiyor. Biz eskisi gibi öyle işte bu yaşlarda emekli olmayacağız. Yok biz bayağı daha buradayız. <laughs> Biraz daha yolumuz var. O zaman farklı şeyler Kesinlikle. öğrenmek, yapmak, söylemek lazım. Yani eskiden çok iyi hatırlıyorum belki bir 20-25 sene önce CV'ye mesela bir iş başvurusuna CV'ye baktığında ne kadar zikzaksız olursa Tabii. O kadar iyiydi. Fürüzsüz, tek hatta Kıcırmış. gidilmiş. <gülüyor> Aynen <gülüyor> ama şimdi ne kadar zikzak olursa, zikzakta da tabii ki kastım sektör değişimi olabilir, ülke değişimi olabilir, fonksiyon değişimi olabilir. Yani mümkün olduğunca farklı tecrübeleri bünyede barındırabilen evet. kişilere ihtiyaç daha fazla. Orası yüzde yüz. Şimdi bir de... Yeteneklere gelmek istiyorum şimdi son özellikle bu pandemi ile beraber hani gerçek anlamda dünya global bir dünya haline geldi orası aşikar. Yani artık İstanbul'dan kendi evinde çalışarak yurt dışında bir şirkette hizmet verebiliyorsun ya da tam tersi senaryolarda söz konusu. Dolayısıyla şimdi yeteneği bir cezbedebilme konusu çok daha çetinleşti. Hem de e, mevcuttaki kurum içindeki yetenekleri tutabilmek adına, onlara anlamlı programlar sunabilmek çok daha çetrefilli bir iş haline geldi. Sizin bünyede nasıl bu konuyu adreslendiriyorsunuz? Ee, çok doğru bir nokta çünkü gerçekten bazı şeylerin böyle e, artık algısının da değişmesi gereken bir yer. Eskiden eğitim şirketin çalışanına verdiği belli rutinlerde hı hı. E, rutin gerçekten. Ee, bir şeydi. Şimdi biraz çift taraflı bu eğitim ve öğrenme. Şirket bu platformları sağlamakla, bütün bu imkanları hmm. e, sağlamakla yükümlü. Tabii ki bunları e, doğru şekilde çalışanın işine yarayan konuda ve şekilde konumlayacak ama ...orada o yolu yürüyecek olan gerçekten çalışan. Eskisi gibi şu eğitime şu arkadaşlarım gelsin. Bunlar kaç gün devam etmiş filan. Bir taraftan devam etmekle beraber artık çok daha büyük bir taraf kendi istediği zamanda kendi istediği yolda mümkünse programlarla eğitimi devam ettirmek şirket kültürünü de bunu destekleyecek şekilde oluşturmak üzerine gidiyoruz. Ama özellikle dışarıdan alacağımız arkadaşlarımız için hala şirketin o çekiciliğinin de devam ediyor olması için o bu e, marka bilincinin ya da işte işveren, i̇şveren markasının maalesef. olması için e, eski standart rutin bir takım şeylerimizi e, süreçlerimizi değiştirdik Hı. artık dışarıda biliyorsunuz online bir jenerasyon var bütün hayatlarını online yaşayabiliyorlar Kesinlikle. bahsettiğin gibi odasından çıkmadan dünyanın farklı ülkelerinde farklı şirketlerle de çalışıyor Ondan sonra işte fikir paylaşımında e, farklı platformlarda, ...öğreniyor da, büyüyor da. Ondan sonra hatta eğlencesini bile... E, ...o şekilde yaptık, evet. Aynı mekanın içinde farklı dünyalar yaşayabiliyor. Şimdi bu online jenerasyonun... E, CCI'ye gelişi için bir CCI DigiGate diye bir... E, ...online kariyer fuarı yaptık bundan 3 sene önce. Pandemiden hı hı. hemen önceydi. E, üniversitelere gidip yapılan klasik kariyer evet, fuarlarına evet. dedik ki bu online olsun. Ee, siz gelin CCI'de çalışanlarla, yöneticilerle, kimle istiyorsan ister yazışarak, ister <laughs> video Süper. chatleşerek tanışalım. Soruların neyse biz seni e, tanıyalım, sen bizi tanı. E, i̇lk başta İK olarak bunu Türkiye İK ekibimiz planlamıştı. Değişik gelmişti. Sadece 3 sene önce. Düşünebiliyor musunuz? 2,5 evet. sene önce. Evet. Dijitaline ne gerek var bunun yani zaten yok mu bizim 28 tane <laughs> kampüs ziyaretimiz? Ama yok yani bence bu çok doğru bir hareketti. Çünkü öğrenciyi tanımak yani öğrenci okulda ama o kariyer falan oradan gelmek istemiyor ki. Evet. Başka bir kanaldan onun çok içinde doğru. yaşadığı kanaldan ona ulaştığımızda e, inanılmaz şeyler aldık. Hem dışarıdan hem içerideki yöneticilerimizden Hı -hı. onların da çok daha farklı bir tecrübe yaşamasına sebep oldu. Sonra oradan gelen e, tanışıklık şirketle e, öğrenci arasında e, pandemi döneminde iptal etmedik biz yaz Onları online'a geçirdik. Hmm. Adına da Summerfest dedik. CCI Summerfest'e devam etti bazı arkadaşlarımız. E, CCI'ın dijital platformlarında, eğitim platformlarında bu genç arkadaşlarımıza olanak verdik. Aynen çalışanlarımız gibi oralardan faydalandılar. En sonunda e, CCI Next Talent diye bir program dizayn etti Türkiye ekibi yine. Daha sonra Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, devam ediyoruz diğer ülkelerimize Hayır, orada de. Oralara da yardım. Tabii tabii biz Çok de öyledir iyi. zaten. Bir yerde bir şey yapılır, bulunur. Ondan sonra Süper. best ofları, versiyonları devam eder. Tüm bunlar ödüllü de programlar, çeşitli şeylerde ödül aldılar. Uzun lafın kısası bu online jenerasyonun artık kurumsal, klasik iş hayatına değil. Onların istediği şekilde Çok içeriye almaya. Ee, çalışmalarımız var. Bir de diyeceksin ki içeride de bir sürü çalışanımız var. Genç. Onları nasıl elde tutacağız? Ee, o da zor konulardan bir tanesi. Yine birkaç sene önce başladığımız U30, Under 30 e, Ay, genç evet. potansiyeli olan çalışanlarımız e, belli yetkinliklerle e, donanmış arkadaşlarımıza strateji ve liderlik konusunda böyle bir e, kampa alıyoruz. Bu kamp sonrası ki önce kamptan bahsedeyim işte yabancı öğretmenlerimiz var, hmm. danışmanlarımız var. Ne kadar var. şöyle bir şey bu, ee, bir program? Bir haftalık bir kamp hmm. bu program aslında uzunca bir program hmm. yani seçme döneminden ondan sonra o strateji kampı, sonra projelerde çalışma, ondan ya sonra olurdu, yani bir bir buçuk senesini bazen hmm. iki senesini hmm. alabilecek şekilde ama burası. Sürekli girip mezun olup gerçekten lider olduğunda ya da e, ülkelerde böyle liderlik ekiplerine buradan yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız gidiyor mesela. E, o zaman yenilerinin Çok güzel. katıldığı e, proje ve görevlendirmelerle kariyerlerini ilerlettikleri e, bir bir kampımız. Yani insan kaynakları dünyası hep onu diyorum ben iki tane konumuz olacak hepimiz adına bir liderlik biraz önce konuştuğumuz konu hani yeni lider kim olacak nasıl olacak bir de yetenek yani hatta yetenek savaşları diyorum ben çünkü artık çok daha global bir pazar olduğu için hem mevcuttaki çalışanlarımıza hem de potansiyel geleceklere bambaşka bir dilden ve bambaşka bir yaklaşımla ulaşabiliyor olmamız gerekiyor. Son olarak da şeyi sormak istiyorum sana. Birazcık da gelecekten bahsedelim. Şu önümüzdeki birkaç seneyi düşündüğümüzde, üç senelik bir şey alalım kendimize. E, sence hangi konuları daha fazla konuşacağız ve hangi konular hem insan kaynakları profesyonelleri adına hem de sizin için, sizin kurumunuz için e, kritik olacak? Evet. Ee, dediğin gibi liderlik her zaman en önemli e, kavramlardan birisi hı hı. olacak. Temelde çünkü e, varoluş sebebi değişmiyor. E, ama versiyonları değişiyor, e, yetkinlik ihtiyacı değişiyor, karakteri değişiyor liderin. E, yine İK'nın da bütün iş hayatının da bence e, bir ana başlığı liderlik olacak. Diğeri yetkinlikler. Hem kişi bazında hem kurum bazında nedir ihtiyaç olan yetkinlikler onları ileride nerede olacağımızı hayal edip bugünden o yetenekleri gerçekten hazırlamaya bünyemizde var etmeye çalışmamız lazım bir taraftan da pandeminin getirdiği bu esneklik sınırları gerçekten arttı yani pandemiden önce de esnek çalışma diye bir şey vardı Doğru. uzaktan çalışma proje bazlı çalışma fakat şu anda işi buna uygun mu uygun değil mi filan <laughs> şey evet mümkün olmadan evet. bir anda her iş buna e, değil e, şirket için evden evden dünyanın her yerindeki şirket için çalışmaya başladı insanlar ekrandaki görüntü değişiyor ama ben yine yaptığım işi o şirket için de bu şirket için de yapmaya devam ediyorum ve demin bahsettiğin o zikzak, zikzak CV'lerde e, deneyim kazanmaya devam ediyorum. Kısmı bence yine mercek altında olacak. Bunun parlak dönemini şu anda yaşıyoruz ama ben bunun kurum kültürü için ve insanın o esenliği, well hmm. için aslında ufak tefek problemler yaratabileceğini düşünüyorum. Ve bunları yeni yeni görmeye başlıyoruz. Çünkü yöneticiler içinde, de insan kaynakları içinde belli bir alanda birlikte çalışan, İnsanların tek takım olması, aynı hedefe koşması, aynı şeyleri hedeflemesi, farklılıklar olsa da düşüncelerde bunların paylaşılarak tek alternatife indirip harekete geçilmesi daha kolay. Yüzde yüz haklısın. Ama şimdi bakalım Çok, ne yapacağız evet, farklı evet. ortamlarda, daha kısa Zor. sürelerde işte onboarding'in önem kazanacağı falan bir takım yerlere gideceğiz. Dolayısıyla liderlik, Hı. yetkinlik ve kültür büyük ihtimalle İK olarak en çok çalışacağımız Anladım. konular olacak. Peki bir de bireysel olarak şey sorayım. Ebru Özgen olarak şöyle bir 3 seneyi düşündüğümüzde sen neler odaklanacaksın? Ee, hemen hemen aynı. Hı. Benim de konularım. Özellikle bunlardan kültür benim ilgimi en fazla Hı. çekenlerden. Çünkü kültür dediğiniz aslında o amaç birliği, o değer birliği hala olması gereken bir şey. Ama bunu Aynı ortamda ya da yakın ilişkilerle değil, çok daha geniş bir ekosistemde, çok daha herkesin kendi özgürlüklerinin, tercihlerinin, önceliklerinin değiştiği bir yerde nasıl sağlanacağı evet. bence çok heyecanlı bir yolculuk. Doğru. Benim de odak alanlarımdan bir tanesi bu olacak. Peki. Ebru çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür ki geldin. ederim Ebru. Çok mersi. E, i̇zleyicilerimize de teşekkür edelim. Bizi izledikleri için, zaman ayırdıkları için bir sonraki Yetenek ve Kültür serisinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.